Bayanlar için Kur'an bile çok övücü bir söz söylüyor. Huri, melek yani. Ama işin gerçeği veyahut da modern anlamdaki ifadesi bence kadın veya erkek huri veya nurinin olmayışı. Olmadığı günlere ulaşmak. Belediye başkanlığımda %50 rasyoyu sağladığımı söyledi. 5 yılın sonunda ki geldiğimde hemen hemen tek bir direktör, müdür kadın yoktu belediyede. Ayrılırken %50'yi belki geçmiştik. Ama emin olun herhangi bir rasyo falan düşünmedi. Kim başarılıysa o geldi. Başarılısının insanın kadını erkeği olur mu? Çalışanın insanın kadını erkeği olmaz. Onun için kim hak ediyorsa onu koyduk. Ama gördüm ki kadınlar da en az erkekler kadar başarılı. O yaparsa ben yaparım. Kadınlar daha iyi yapıyor vallahi. Ben gördüm bunu. Yaratıcı olan kadın değil mi? Hadi bakalım erkek yaratsın. Erkek bir çocuk doğursun. Her işi yapabilir ama çocuk doğuramaz. Yaratıcı olamaz. Ama kadın erkeğin yaptığı her işi yapabilir. Demek ki creativity, yaratıcılık önce Allah'a sonra kadına mahsus. Onun için üstündür yani kadın. Açık söylüyorum. Bir erkek olarak söylüyorum. Allah'ın indinde de kadın üstündür. Ne yazık ki kadını ikinci plana atmaya çalışan, dini de yanlış anlayan, insanlığı gelişmesini de bilmeyen bir takım akımlar var. Ve kadınları ikinci sınıf vatandaş yaparak toplumdan, üretimden alıkoymaya çalışan çok ciddi, özellikle İslam dünyasında Hristiyan ve Yahudilerin geliştirdikleri projeler var. Bakın bunun içini isteyen istediği şekilde açsın, geriye doğru tarihini düşünsün. Çünkü kadını eğer ikinci sınıf vatandaş yapar, ben yaparım erkek olarak, kadın yapamaz, kadın çalışamaz, kadın doğurma makinesidir diye düşündüğünüz zaman kadını sosyal hayattan attığınız gün toplumu tümüyle çökertirsiniz. Bunun matematiği var zaten. %50 %50 mi? %50 üretimden, sosyal hayattan çektiniz. Geriye kalan ne kaldı? %50. O %50'nin %25'i zaten çalışmayacak derecede ya yaşlı ya da çocuk. Geriye kaldı %25. O %25'in de bir kısmı emekli, bir kısmı sakat. Emin olun bir kişi çalışacak ailede, 8 kişiyi bakacak. Toplumsal olarak da düşünürseniz böyle bir toplumun yaşaması, üretmesi, kalkınması, zenginleşmesi, dünyadan hak ettiği payı alması mümkün değildir. Kadının iyi eğitilmesi erkekten çok çok daha fazla gerekli. Neden gerekli? Çünkü erkeği kadın eğitiyor. Eğitilmiş kadın, eğitilmiş erkek dünyaya getirir, büyütür. Ve kadının fiziki gücü belki eksik ama akıl gücü, zeka gücü ortalama olarak erkeklerden fazla. Ben bunu gördüm. Maalesef erkekler özellikle dini öğretiyi yanlış anlamış erkekler kadınların yükselmesini hiç istemiyorlar, hatta baskılıyorlar. Bunlardan birisi de rahmetli babamdı. Ablam, iki kızın arasında büyüdüm. Ablam tabii kız, benim bir küçüğüm de kızdı. Aydın'da ben lise 1'e geçtiğim yıl, kız kardeşim de orta 1'e geçmişti. Babam dedi ki ben bunu okutmayacağım.
Doğulu, Erzurumlu. Niye okutmayacaksın baba? Eh dedi, saçı uzun, aklı kısa, boş ver okumazsın. Ben size yani hayatın içinden anlatıyorum. Niye okumasın? Okumasın, kocası bakar. E peki kocası buna zulüm ederse, bakamayacak hale gelirse ne olacak? Boşanırsa ne olacak? Sokak kadını mı olacak? Okumayacak. Babamla bir inatlaştık. Daha 14 yaşındayım o zaman. 1956. 3 gün şey tuttum. Açlık grevi yaptım. 3. gün babam dayanamadı. Bir de küfür etti. Al kızı, ne yapıyorsan yap dedi. O kız sonradan işte üniversite mezunu oldu. Öğretmen oldu. 2 oğlu da bugün doktorasını bitirip şey yapıyor. Burada hocalar. Her ikisi de, hatta birisi doçent oldu galiba. Tesadüfe bakın, kocasıyla da ayrıldı. Kendi kendine de yeterli. Bana da hiç kimseye de ihtiyacı yok. Allah'a şükürler olsun. Babamın en çok kızdığı ve hayatının sonuna kadar bana sitem ettiği şey de, o arada küçük yaşta sen bir evlat katilisin demişim babama. Ağır bir söz ama çocuğunu okutmayan her baba, her toplum evlat katilidir. Bugün o özendiğimiz batı toplumlarında da kadının sosyal hayattaki yeri tam öyle eşitliği sağlamış değil. Ama birazcık gayret edersek biz Türk toplumunda bunu fazlasıyla sağlayabiliriz. İşte belediye başkanlığım zamanında bu kendiliğinden sağlandı. Yeditepe'de kadınlar önde, %60'ta yönetici kadrosu. Öğrencilerde de biraz fazla galiba. Bin kadar fazla. Yani burası bir yerde kadınların önde gittiği üniversite oldu. İşte rektörümüz kadın. Daha evvel benim koltuğumda, yani başkanlık koltuğunda oturuyordu. Böyle bir ayrım da esasında gerçekten çok yanlış, ayıp. İkisi birbirinden ayrı olması mümkün değildir. Hiç mümkün değildir. Yeter ki kadınlar kendi kendilerini yabancılaştırmasınlar. Bu toplum kadın erkek meselesini çözdüğü gün, emin olun, füze gibi ilerler. Füze gibi dünyanın en ileri toplumu haline gelir. Bu toplum derken Anadolu toplumu, yani biz Türk milleti. Neden? Gerçeği var. Çünkü Anadolu halkı dünyadaki bütün genlerin havuzu olmuş ve bir zeka merkezi olmuş bir halktır. Bu halkı kadın erkek diye bölmek, Kürt, Türk, Çerkez diye bölmek insanlığa karşı yapılabilecek en büyük hiyanettir. Kendinize inanın, güvenin, her şeyi yaparsınız. Ben yaparsam siz daha iyisini yaparsınız. Emin olun, daha iyisini yaparsınız. Hepinize sevgi ve saygılarla.